Photoshop'ta bir GIF dersi yapacağız arkadaşlar. Yaptığımız şey buna benzer arkadaşlar. Görüyorsunuz tekniği sağ aşağı inip çıkıyor. Ben size ilerleyen derslerde bunu da yapmasını öğreteceğim zaten. Burada gördüğünüz gibi bu da güzel bir GIF. İstiyorsanız hemen başlayalım arkadaşlar. Önce file new diyoruz. 152'ye 500 yeni bir katman açıyoruz. White, arka plan beyaz oluyor arkadaşlar. Okey diyoruz. Şimdi GIF yapmak için altta penceremizin olması lazım. Bunun için burada window, pencereye basıyoruz. Animation, buna tıklıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi animation burada açıldı. İlk açtığınızda burada olabilir ama ben kolaylık olsun diye bunu üstte kullanacağım. Şimdi bu burada dursun arkadaşlar. Biz önce yapmamız gerekenleri yapalım. Buradan gradient'imizi seçiyoruz. Gradient 2. Burayı görün diye aşağı alayım. Gördüğünüz gibi en baştakini seçiyoruz. Ve buradan 5 tane var. Biz bunları en baştakini seçeceğiz. Bunlar olursa olmaz. Yaptıktan sonra arkadaşlar shift'e basılı tutarak yukarı doğru çekiyoruz okumuzu. Evet, gördüğünüz gibi güzel bir görünüm oldu. Şimdi orada aşağıda download event yazıyor. Reklam olsun diye yazmıştık yani biz onu. Onun için alta bunu yazmıyorum. Ben direkt tag link yazayım istiyorsanız. Buradan yazı stilimizi seçelim. Yazı stilimiz 8-track arkadaşlar. 8-track diyoruz. Buraya tag link yazdım. Okey diyoruz. Şimdi CTRL-T'ye basıp bunu biraz büyütelim. Shift'e basılı tutarak, çünkü orijinalliği bozulmasın. Biraz kaydıralım bunu. Evet, gördüğünüz gibi yazımızı yazdık. Buraya kadar kolaydı. Şimdi sıra animasyona geliyor. Şimdi gördüğünüz gibi animasyon çerçevemiz burada. Şimdi bu ilk şeye basılı tutarak şu altta gördüğünüz gibi burada çoğaltma var. Kopyalıyor bunu. Buna basıyoruz arkadaşlar. Duplicate Selected Frames. Bastığınız zaman gördüğünüz gibi bir tane kopyası oluşmuş oldu. Şimdi bu ikinci pencereye geliyoruz. Buradan tag link seçili zaten. Tag link yazısını alıyoruz ve aşağı getiriyoruz. Nereye kadar inmesini istiyorsak. Ben buraya kadar getirdim. Dedikten sonra arkadaşlar birincisine geliyoruz. Bakın burada böyle bir şey var. Buna tıklıyoruz. Şimdi arkadaşlar burada ilk açtığınızda büyük ihtimalle 5 yazması gerekiyor. Ben değiştirmiştim. Ben bunu 40 yazıyorum. Bunu ne kadar fazla yaparsanız, örneğin 70 yaptığımızda daha yavaş gider. 40 yaptığımızda biraz daha hızlı. 5 yaptığımızda ise şey olur. Pardon, özür diliyorum. 70 yaparsak daha yavaş. Evet. 5 yaptık mı çok hızlı gider. Onun için en ideali 40'tır arkadaşlar. Ben 40 yapıyorum. Okey'e tıklıyoruz. Evet, şimdi oynatalım. Burada oynat var gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi aşağı tag link yazısı inip geliyor arkadaşlar. Şimdi bir de bunu geri döndürmesi var. Şimdi durduruyoruz yine. Birinci şeyi seçiyoruz, çerçevemizi. Buradan yine kopyalaya basıyoruz. Bastık gördüğünüz gibi. Hemen bu yandaki 2 o oldu arkadaşlar. Şimdi bunu tutuyoruz. En sona getireceğiz. Biraz bekleyelim, o gidiyor. O ilkinin kopyalanmış olanı en sona getiriyoruz arkadaşlar. Evet, getirdik. Buraya bırakıyoruz. Bıraktık gördüğünüz gibi. Şimdi bu lamba oldu. Yine burada 43, bu 42. Biz 42'ye tıklıyoruz. Ardından yine bu işaretimize tıklıyoruz. Bunu yine 40 yapıyoruz arkadaşlar. Ve OK'ye basıyoruz. Bekleyelim. Şimdi başa dönelim istiyorsanız. Oynatalım bakalım nasıl olmuş. Evet, gördüğünüz gibi bizim istediğimiz gibi oldu. Aşağı yukarı kayan çok güzel bir yazı stilimiz oldu arkadaşlar. Şimdi bunun kaydetmesi var. Bunun kaydetmesi öyle bildiğimiz save gibi olmuyor arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi save for web and devices var. Buna basıyoruz. Save'e basmıyoruz. Save for web and devices basıyoruz buna. Bastıktan sonra buradaki ayarlara hiç dokunmuyoruz ve direkt save diyoruz. Save dedikten sonra masa üstünde başlığını mesela ben download gigant koyalım. Evet, GIF seçtik. Kaydet diyoruz arkadaşlar. Kaydet dedikten sonra zaten otomatik kapandı. Şimdi biz bunu bir aşağı alalım. Burada download gigant diye var ya. Buna sağ tıklıyoruz. Birlikte aç. Internet Explorer. Buna basıyoruz arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi açılmış oldu. Gerçekten de güzel oldu. Bugünkü dersimiz bu kadardı arkadaşlar. Başka bir derste görüşmek üzere.